Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de iş arayanlara uyarı geldi. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı iş arayanlara sahte ilanlara karşı uyardı. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları uyardı. Dolandırıcılar bu sefer personel alımı başvuruları başladı. Başlığı altında vatandaşları sahte ilan linkleriyle kandırıyor. Taktiklerini günden güne değiştiren ve geliştiren siber suçlular şirketlere ait web sitelerini oldukça profesyonel bir şekilde taklit ederek popüler iş arama mecralarında ve sosyal medya platformlarında sahte iş ilanları yayımlamaya başladılar. Özellikle bilgi teknolojileri çalışanlarını yüksek maaş ve uzaktan çalışma vaadiyle hedef alan sahte ilanlar oldukça popüler hale geldi. Bu yöntemle hedef alınan kişiler, kişisel bilgilerinin çalınması, maddi kayıplar veya çalıştıkları şirket ağlarının sızılması gibi birçok kötü durumla karşı karşıya kalmaya başladı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yaptığı açıklama ile bu tarz ilanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Ere çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa köyünde devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek dizi oyuncuları ile bir araya geldi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TRT1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın çekimlerinin yapıldığı Mustafa Paşa köyünde dizi setini ziyaret etti. Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren'in yaptığı ve Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, İsmail Hakkı Ürün, Hakan Boyav, Özlem Conker, Merih Öztürk, Meltem Akçöl, Kenan Ciniviz, Deniz Altan, Ayten Uncuoğlu ve Oğulcan Arman Uslu gibi ünlü isimlerin rol aldıkları dizinin oyuncuları ile buluşan Başkan Arı, set ekibine kolaylıklar ve başarılar diledi. Set arkasına geçen ve bir sahnenin çekilmesini izleyen Arı, Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı dizi ekibine teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Dünyanın birçok ülkesinden her yıl milyonlarca turisti konuk eden böylesine önemli bir bölgenin dizi ve sinema filmleri aracılığıyla da gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tanınırlığının artırılması bizler için çok önemli. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çiftçiler malına zarar veren pis istilayla başı dertte çiftçiler isyanının Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı'na ilettiler. Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilerin isyanını dile getirdi. Ürgüp Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada özellikle kabak, üzüm, patates, meyve, sebze tarlalarına sürü halinde girip ürünlere ciddi zarar veren domuzlarla mücadele etmeye çalışan çiftçiler yetkililerden yardım talep ediyorlar. Günden güne domuz istilasının fazlalaştığını dile getiren çiftçilerimiz tarlalarımıza girip ürünlerimizi ziyan ediyorlar. Taze ektiğimiz ürünleri söküyorlar. Bir de sürü halinde geziyorlar ve baş edemiyoruz. Vurulmaları da yasak olduğundan hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Fakat ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gün geçtikçe bu domuz istilası fazlalaşıyor. Kendi çapımızda önlem almaya çalışıyoruz ama yine de başarılı olamıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmelerini talep ediyoruz. Belki bu 50. 80. konuyu dile getirmemiz. Herkes birbirinden korkuyor. 40 türlü manalar üretiliyor tarafımıza. Bizim geçim kaynağımız toprak, tarım. Lütfen bize kulak verin. Aylık sabit maaşımız yok. Ay sonu gidip çekelim. İvedi bir şekilde sürek avı yapılması gerekiyor. Valiliğimizden, kaymakamlığımızdan, Tarım Müdürlüğümüzden, muhtarlarımızdan bu konuda çalışma başlatmalarını istiyoruz. Ziraat odamız ne gerekiyorsa hazır olduğunu net olarak açıkladı. Yetkililer sürek avının kışın olacağını belirtseler de kar yağışı yaşanmadı. Domuzlar günden güne daha çok çoğaldı. Şimdi teknoloji zamanı. Dronlar ile vadiler, araziler taranabilir ve toplu halde yerleri tespit edilebilir. Domuzlar resmen tarlalarımızı işgal ediyor ve vurduğumuz zaman da ceza alıyoruz. Lütfen yetkililer bu konuda bir çare bulsunlar şeklinde ifade ettiler. Niğde'de küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti. 7 koyunu ise yaraladı. Olay dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi. Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi. Ahır içerisinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi. 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi. Bari aman aha düştü. Aman abi atma. Fenerbahçe futbol takımı oyuncusu Fred Rodriguez tatil için geldiği Nevşehir'de zor anlar yaşadı. Dondurma yiyor. Haydi bakalım Fred.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred Rodriguez ailesiyle birlikte tatil yapmak üzere Nevşehir'e geldi. Nevşehir'de peribacaları başta olmak üzere bölgenin tarihi ve turistik mekanlarını ailesiyle gezen Fred, buradaki bir dondurmacıdan dondurma almak isteyince zor anlar yaşadı. Dondurmacının kıvrak hareketleriyle dondurmayı almakta zorlanan Fred, 6. denemesinde dondurmasını alabildi. Kahkahalar atarak dondurmacının şovuna eşlik eden Fred, dondurmayı almasının ardından teşekkür ederek gezisine devam etti. Ice cream time! Koskoca Fenerbahçe'den gelmiş adam burada! Benden dondurma yiyor! Fred'in dondurmacı ile imtihanı sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu paylaşım başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere sosyal medyada büyük bir beğeni ve yorum aldı. Oh my god for you. Thank you my friend for you. Thank you so much. Teşvi ama. Nice to meet you. Let's prova. Okay. Teşvi ama for you. Thank you so much. 15 yıldan kusurum. Thank you so much my friend. Thank you so much. Thank you. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı iki işi birden yaptı. Önce mezuniyete katıldı, daha sonra nikah kıydı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 20 Temmuz İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet programına katıldı. 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleşen programda başarı belgelerini verdiği öğrencileri tebrik eden Başkan Arı, emeklerinden dolayı sınıf öğretmenleri ve öğrencilerin ailelerine teşekkür etti. Öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirerek mutluluklarına ortak olan Arı, öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi. Nevşehir Belediyesi olarak tüm çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olacaklarını ve eğitime desteklerini artırarak sürdüreceklerini ifade eden Arı, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı, herkesin yüzünün güldüğü ve mutlu olduğu bir Nevşehir ve Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Başkan Arı daha sonra bir otelde Büşra ve Özgür çiftinin nikah törenlerine katılarak nikahlarını kıydı. Genç çiftleri ve Yapar ve Yıldız ailelerini tebrik eden Arı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Kırıkkale'de yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Vali Mehmet Makas, bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi. Kaza gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Karayolu üzerinde Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre KA kontrolündeki 71M0127 plakalı yolcu minibüsü ile EMÜ kontrolündeki 06MEC96 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza neticesinde 22 kişi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir sürü araç trafiğine kapanan karayolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Vali Mehmet Makas. Evet arkadaşlar, Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağı diye bildiğiniz noktada biliyorsunuz orada bir yol geçişi var. Işıklarda karşı şeritten gelen bir otomobilin kontrolünü kaybederek şehir içinden ısınca çarpması neticesinde iki taraflı yaramalarla bir trafik kazası meydana geliyor. 22 vatandaşımız, her iki araçtan çıkmak üzere 22 vatandaşımız yaralı. Önümüz 11'i Yüksek İhtisas Hastanemizde, 11'i de Üniversite Hastanemizde, bulunduğumuz hastanede tedavi altına alındı. Yerimiz sadakaları var, büyük geçmiş olsun. Ağır yaralımız bir tane olmak üzere, inşallah onda da hayati tehlike çıkmaz diye Rabbimizden temennide bulunuyoruz. Diğer 21 yaralımız inşallah daha hafif yaralı. Bir an önce ailelerine kavuşturacağız. Burada hem sağlık ekipleriyle, hem itfaiye ekiplerimizle, emniyet ekiplerimizle, hem bugün trafiğe açılma çalışmaları ivedi bir şekilde yerine getirildi. Hem de hastalarımızın sevki gerçekleştirildi. Yeteri kadar doktorumuzla, sağlık personelimizle müdahaleyi de yapıyoruz. Andolsun an itibariyle bir sıkıntımız yok. Ben büyük geçmiş olsun diliyorum. Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyü halkından Osman kızı Havva Okkerman 78 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın cuma namazını müteakiben Taşkınpaşa köyünde toprağa verilecek. Ürgüp Başdere köyü halkından Mehmet oğlu İbrahim Aşkın 82 yaşında hayatını kaybetti. İbrahim Aşkın'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben Başdere köyünde kılındı. Ürgüp ilçesi Mustafa Paşa köyü halkından Mehsanoğlu
Nurettin Özbay 66 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Mustafa Paşa'da toprağa verildi. Özkonak kasabası halkından Yaşar Büyükeşi Müberra Büyük hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın Özkonak Cami Kebir Mahallesi'nden defnedilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.